Artık günümüzde dijitalleşmenin ya da dijital transformasyonun ortaya çıkardığı her şeyin sayısal hale gelmesiyle birlikte hepimiz işlerimizi, hatta işlerimizin çok büyük bir kısmını bilgisayarla yapıyoruz ve sürekli veri giriyoruz. Bu girdiğimiz veriler birçok sistemde depolanıyor ama acaba bu girdiğimiz verileri yeteri kadar analiz ediyor muyuz, raporluyor muyuz? Belki bazı birim yöneticileri, bazı sorumlu yöneticiler belli noktalarda rapor çekiyor, raporlara göre bir takım iş kararları alıyor ama portal sistemlerinin avantajı aslında şu, girdiğimiz verileri ortak bir noktadan herkesin gözü önüne sermek. Yani rapor istenmeden yaşayan bir raporu kullanıcıların önüne sermek aslında. Ve aynı zamanda kullanıcı ortamındaki bir bilgi paylaşımını yaratmak. Departmanların diğer departmanlarla etkileşimini daha fazla öne çıkartmak gibi özellikleri var portal sistemlerinin. Dolayısıyla bir ortama bir portal sistemini kurduğumuz zaman bizim sıklıkla yaptığımız şey ERP'den bir takım verilerin kullanıcıların gözü önüne otomatik olarak seriliyor olması, yaklaşan aktivitelerin, pazarlama tarafından girilen aktivitelerin kullanıcıların haberdar olması için bir sistemde akış halinde geçiyor olması ya da çok sık kullanılan öğle ile insan kaynaklarında işte açık pozisyonların listelenmesi, doğum günleri yaklaşan insanların doğum günlerinin listelenmesi gibi bir takım aktivitelerinin listelenmesi. Aslında bizim çok eskiden firmalarda gördüğümüz bir takım panolar olurdu. Üzerine raptiyelerle bilgi notu yapıştırdığımız. Bunların dijitalleşmiş hali aslında bir portal. Kullanıcıların genellikle ana sayfaları da yapıyoruz bunları. Girdiği zaman bir genel şirket panosunu görmesi, şirketin bazı değerlerini görmesi, vizyonunu, misyonunu, bir takım politikaları görüyor olması ve yaşayan sistemlere girilmiş verilerin bir analizini görüyor olması portal sistemlerinin sağladığı faydalar.